Levent de onunla aynı şeyleri hissediyor olmalı, değil mi? Ha, baksana, resmen baş başa kalabilmek için evden uzaklaştılar. Benim hemen Levent'le konuşmam lazım. Dur anneciğim, dur. Her şey daha çok yeni. Yani biraz zaman tanıyalım, akışına bırakalım, olmaz mı? Olur tabii, olur da... Ay, ben nasıl sabredeceğim ha? Hani ben bunca yıldır bunu bekliyordum oğlum. Baksana, kardeşin kendine yeni bir hayat kurmak istiyor. Bu benim böyle kenardan, köşeden izleyebileceğim bir şey değil ki. Oh, ben onlar için bir şey yapmak istiyorum. Anneciğim bak, yeterince zamanın olacak. Ha? Merak etme. Tamam tamam, Levent'le uğraşmayacağım. Ama Melis'e bir hediye almak istiyorum. O da mı olmaz? Sesini çıkartmadığına göre bu tamam demektir. Oldu mu? Ya böyle küçücük bir şey, yani ufak bir jest. Anlaştık mı? Yani anlaşmadık desem sanki dinleyeceksin beni. Of. Ne alsam ben? Yani böyle zümrüt bir bilezik mi alsam, yoksa böyle zarif bir küpe mi ha? Şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını Bahadır. Annen gaza aldı, pilotsuz uçuşa geçti. Nasıl toparlayacağız biz bu durumu? Ah. Aa, niye geldin sen, ne oldu? Masaya götürsene şunları. Ay, cevap da vermiyor. Dikilmesene orada öyle. Hey, kime diyorum ben acaba, aklın nerede senin? Kız, yeme az gelmiş tavuk gibi ne çığırıyorsun kıza? Al, al sen götür. Eline yapışmaz herhalde. Baksana kızın yüzüne. Ay, bir şey olmuş belli. İyi, götürüyoruz işte. Kızım, kızım gel otur şöyle, gel. Gel canım. Otur biraz, kendine gel, hadi. Ah be gülüm. Ben dedim sana, sen dünden beri iyi değilsin. Bak bizim oralarda insanın rengi böyle samana çaldı mı hemen yatağını hazırlayacaksın derler. Şu Gülnaz ablanı bir dinle sen. Bir dinle sen. Ha? İyiyim ben Gülnaz abla. Merak edilecek bir şey yok. Ah be, yüzün öyle söylemiyor kızım. Gerçekten çok mu kötü görünüyorum? Niye böyle oldum ki? Vallahi bir şey yok. Öyle bir an daraldım, nefes alamadım ondan. Kesin nazar değdi sana, kesin nazar. O gün nikahta nazara geldin sen. Türkan Şoray'a bir filmi var, bildin mi? Ateş Parçası. Orada böyle Azize diye bir kız var. Giyiniyor, süsleniyor, geliyor. Sonra kıza veriyorlar nazarı, veriyorlar nazarı. Ertesi gün yorgan yatak yatıyor. Aynısı bak, aynısı. Kesin nazar canım, biliyorum. Levent de onunla aynı şeyleri hissediyor olmalı, değil mi? Ha, baksana, resmen baş başa kalabilmek için evden uzaklaştılar. Bak kızım, dün beni dinlemedin ama bugün dinle bari. Böyle olmaz. Böyle hasta hasta çalışılmaz. Hadi bak, gidelim Olivia Hanımlara söyleyelim. Sen bugün dinlen, çalışma, olur mu? Ha? Meryem. Ne oldu, neyin var? Hasta mısın yoksa? Yo, iyiyim. Merak edilecek bir şey yok. İyiyim deyip geçiştirme. Ciddi bir şey varsa dinlenmeyle geçmez. Doktora gitmek ister misin? Yok, Gülnaz abla biraz abartıyor. Önemli bir şey yok. Levent Bey, burada mıydınız? Ben de sizi çağırmaya gelecektim. Ulviye Hanım sizi kahvaltıya bekliyor. Tamam. Eğer kendini kötü hissedersen söyle. Tamam mı? Gülnaz abla, senin de gözün üstünde olsun. Merak etme Levent Bey oğlum. Siz onu bunu bırakın da asıl olaya gelin. Levent Bey, ne yere bakan yüreke kan çıktı meğer. Dün bütün gece Melis Hanım'la birliktelermiş. Ben de diyorum, Melis Hanım niye bütün gece eve gelmedi?
meğer. İyi de ikisi ayrı ayrı çıktılar. Ne ara buluşmuşlar? Hem Levent Bey sabahleyin tek başına döndü. Bu nasıl birlikte gezmekmiş? Yok, benim aklıma yatmadı. Hem zaten o iş olmaz. Niyeymiş o? İkisi de bekar, okumuş etmiş, görgülü insanlar. Birbirlerine denkler yani. O iş öyle değil kızım. Bak, rahmetli Rana Hanım yokken bile Levent Bey Melis Hanım'la hiç ilgilenmedi. Hele şimdi hiç olmazmış. Ne yani, sonradan sevmiş olamaz mı? Ha? Bence gayet de birbirlerine yakışıyorlar. Çok güzel çiftler. Hı. İyi dedin, güzel dedin de kızım. Acaba Levent Bey'in bunlardan haberi var mı ha? Hadi kızım, hadi. Hadi, herkes işine gücüne, hadi. Hadi. Azıcık ye de güç kazan. Ha. Al bakayım şunu. Al. Al Doğan. Ye. Ne oluyor be? Delirdin sen yine. Ya abla. Ya içimde bir kurt var, kemiriyor beni ya. Böyle tuhaf bir his ya. Senin zaten için kurt, kafanda da tilki dolu. Durmuş efendi. Bu ne be? Yetti be. İçim şişti ha. Gecen ayrı, gündüzün ayrı. Ya öyle diyorsun ama abla. Ya bu Kudret Tekin abiye yalan söylediyse, ya gitmediyse bir yere. Ya sen bu Kudret'i bilmiyorsun abla ya. Kindar bir adam bu. Bak yani yaptıklarımı ödetir bana. Misli misli ödetir. Ya o katil adam ya. Ya adam azılı katil ya. Of Durmuş, of. Tekin abi bize niye yalan söylesin be? Kudret'e para vermişti. Parayı alınca Kudret çoktan toz olmuş gitmiştir. Öyle mi diyorsun ya? Bu Kudret meselesi nedir ya? Sen şimdi hadi ye. Ye şu ısır. Ben sana o Kudret meselesini anlatacağım birazdan. Bunun pisliklerinden biri işte yani. Çayını da iç. Çayını da iç hadi. Şimdi bu Durmuş'la Kudret zamanında... Oğlum hayırdır, bir haber mi bekliyorsun? Yok, işlerle ilgili anneciğim. Melis nerede peki? Dün gece berabermişsiniz yani, arkadaşlarınızla buluşmuşsunuz. Onu diyor herhalde annem. Aşk olsun oğlum. Benden neden gizliyorsunuz ha? Ben ikinizi de evde görmeyince öyle telaşlandım ki yani başka başka şeyler var sandım. Ay, Türkan Hanım arıyor şimdi, açmasam ayıp olur. Pardon çocuklar. Alo Türkan Hanımcığım. Anneme ne söyledin abi? Ya ne diyeceğim? Yani işte Melis'le dışarıda olduğunuzu, arkadaşlarınızla buluştuğunuzu falan söyledim. Ha, bu arada sizi bir çıtır sevgili zannediyor. Ne? Bakma bana öyle. Ne yapayım? Annem dün gece evde olmadığını anlamış ya, Melis de yok. Ne deseydim? Neyse, sen ne yaptın? Bir haber var mı? Yok. Ya dün gece de anlattığım gibi. Bakmadığım yer kalmadı. Allah'tan kötü bir haber yok. Ya bütün arkadaşlarına da ulaşmaya çalıştım. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. En son bir arkadaşı kaldı. Eğer ondan da olumsuz bir cevap alırsam polisi arayacağım. Başka çaremiz kalmadı. Dua edelim de buna gerek kalmasın.
Neredesin Melis? Neredesin? Ah Levent'ciğim. Senin en çok bir yönünü seviyorum. O kadar vicdanlısın ki. Bana da bunu kullanmak düşüyor. Şimdi ne olacak? Sırada ne var? Biraz daha yardımına ihtiyacım var. Tabii ki, elbette. Sen yeter ki ne yapmam gerektiğini söyle. Eldeki avarışı unutturup Melis'in değerini herkese hatırlatacak, acıklı bir olaya zemin hazırlayacaksın. Anlamadım. Çok basit. Ben senin için yaşıyorum Levent. Ben senin için nefes alıyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok. Benim tek dileğim, tek umudum. Senin de beni böyle sevmen. Lütfen Levent. Lütfen sen de beni böyle sevdiğini söyle. Demek cevabı buymuş. Bana neyse. Bu iş hiç iyi olmadı. Ulviyan da öyle bir havalara girmiş. Oho! Hayır Allah aşkına. Göz var, izan var. Levent Bey'in Melis Hanım'la ne işi olabilir ha? Azıcık oğluna baksa anlayacak da nerede? Yok yok. Olmaz bu iş. Bak buraya, buraya yazıyorum. İki dünya bir araya gelse bu iş olmaz. Olmaz, ben biliyorum. Belki de Gülnaz abla haklı. Herkes yanılıyor. Sonuçta Levent Bey'den bir şey duymadım ki. Hey Meryem Hanım. Daldın gittin yine denizlere. Hadi bulaşıklar var. Bu da iyice Leyla oldu. Anneciğim, yemeğe mi? Öğle yemeğine yani. Yok anneciğim, olur mu? Müsaitiz tabii ki. Gel. Tamam anneciğim, öpüyorum. Görüşürüz. Of, ben şimdi ne yemek pişireceğim? Bir de öğle yemeği dedi, vakit de yok. Of Allah'ım, ne yapacağım şimdi ben ya? Ayşe, bu ne panik? Sakin ol. Ne oldu? Benim yemek yapmam lazım. İyi de yemek benim görevim. Sen niye yapıyorsun ki? Ama annem geliyor, yani gelecek. Tamam işte, ne var, hallederiz birlikte. Öyle deme, annem ilk kez geliyor sonuçta. Tamam tamam, sakin ol. Ben sana yardım ederim. Yok, gerek yok, ben yaparım. Bak, emin misin? Bu kadar panik yaptığın halde teklifimi red mi ediyorsun? Bence bir daha düşün. Evet komutanım, benim görevim ne? Yakışmadı mı? Çok yakıştı. Özellikle desenleri değil mi? Ha şöyle ya, gül işte, bak ne güzel kendine geldin. Evet, ben ne yapıyorum şimdi? Sen... Soğanları doğrar mısınız? Yine sizli bizli mi olduk? Pardon, soğanları doğrar mısın? Emredersiniz komutanım. Ben de o zaman çorbayı yapayım. Annem bu kadar çabuk gelmiş olamaz mı? Endişe etmekte haklıymışsın. Ben açayım. Dur 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 dur. Ben hallederim.
Babaanne? Aç şu telefonu Melis. Aç. Seni her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok. Benim tek dileğim, tek umudum, senin de beni böyle sevmen. Lütfen Levent. Lütfen sen de beni böyle sevdiğini söyle. Sen benim için çok değerlisin. Ama dostça... Bunun Meryem'le ya da başka biriyle alakası yok. Ben seni her zaman dost olarak gördüm ve öyle kalacaksın. Anneciğim hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz. Hoş bulduk da evladım beni daha ne kadar dikeceksin burada Allah aşkına? Yahu babanın hayrına al beni içeriye. Yoruldum bittim ya. O nasıl söz babaanneciğim? Tabii ki gel buyur. Ben seni görünce bir anda heyecanlandım. Gel gel babaannem. Bu arada gelinin Ayşe. Ayşeciğim babaannem Bedriye'nin. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk da gelinimiz pek de marifetliymiş. Maşallah seni iki günde böyle muma çevirmiş muma. Ne yazıyor ki? Güzel bir not bırakmak istedi galiba. Meryem. Ben odanızı toplayacaktım da. Sen niye çalışıyorsun ki? Bak iyi görünmüyorsun. Biraz dinlensen olmaz mıydı? İyiyim ben. Gerçekten iyiyim. Hasta değilsen niye böylesin peki? Canını sıkan bir şey mi oldu? Sen söyle. Ben bir şey bilmiyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Endişelenecek bir şey yok. Gerçekten iyiyim. Dur bakalım. Öyle kaçmak yok. Yüzünün rengi solmuş.
Sadece rengin soluk. Ateşin falan yok. Dinlemediniz beni. İyiyim demiştim. Yanılıyorsun. Benim kulağım hep sende. Müsaade anne. Kim aradı ki? Melisa'nın mı aradı acaba? Sana ne? Kim aradıysa aradı. Ne yazdıysa yazdı, sana ne? Yeter artık. Düşünüp durma. Yeter. Vallahi Melis korkulur senden. Bu kadarı benim bile aklıma gelmezdi. Helal olsun. Dostlarının korkmasına gerek yok tatlım. Yeter ki düşmanım olmasınlar. Ne diyorsun? Yardım edecek misin? Tabii ki edeceğim. Seni asla yalnız bırakmam. Tamam. O zaman hemen başlıyoruz. Sen şimdi Levent'i arıyorsun. Melis benim yanımda diyorsun. Halimi öyle bir anlatacaksın ki vicdanı iyice sızlayacak. Çok ağladı, çok üzüldü, mahvoldu falan diyeceksin. Eğer gelip beni görmek isterse olmaz da. Seni görürse daha kötü olur falan dersin. Anlaştık mı? Tamam, merak etme. Bu iş bende. Bu daha başlangıç. Asıl bombayı sonra patlatacağım. Ya ben de senin yanına geliyordum. Ne oldu? Bir haber var mı Melis'ten? Ulaşamadığım bir arkadaş vardı ya Buket. O biraz önce aradı. Melis onun yanında da değilmiş. Vay Allah ya. Ben polise gidiyorum abi. Ben Levent biraz daha mı beklesek? Ya böyle bekleyerek olmaz ki abi. Bekle bekle nereye kadar? Ya bilmediğimiz yerde başına bir şey geldiyse? Niye böyle yapıyor hiç anlamıyorum ki. Melis'i biliyorsun. İnce ruhlu bir kız. Gururu incindiyse demek ki. Demek ki yıllarca sevgisini büyütmüş içinde. Ne yapsaydım abi? Kıza boş yere umut mu verseydim? Yani öyle demek istemediğimi biliyorsun. Neyse ne. Olan oldu artık. Böyle bekleyerek olmayacak. Ben gidiyorum karakola. Tamam tamam hadi ben de geliyorum. Hande, Melis'in arkadaşı. Açsana. Alo. Melis'le ilgili konuşmak için aramıştım seni. O benim yanımda. Çok üzüldü, çok kötü oldu. Ağlamaktan helak oldu. Yok, şimdi görüştüremem. Yani eğer seninle konuşursa daha kötü olur. Tamam, ona üzülmemesi gerektiğini söyler misin? Ve bizim için ne kadar değerli olduğunu da. Tabii ki söylerim. Tamam, sana da. Tam da dediğin gibi, Levent senin için çok endişelenmiş. Bu daha başlangıç Hande'cim. Gör bak, daha çok üzülecek, çok endişelenecek. Bizi çağırmışsın abi. Oturun. Durmuş. Meryem'e ne anlattın? Daha net sorayım. Ömer'i ilk eve getirdiği zaman Meryem'e ne anlattın? Daha önce söyledim ya abi. Eksiksiz, yalansız anlatacaksın bu sefer Durmuş. En ince ayrıntısına kadar. Anlat hadi. Durmuş bak bir daha sormayacağım. Tamam abiciğim, güzel abiciğim. Daha önce söyledim ben sana. Yıllar önce Ömer'i aldım, eve getirdim.
İşte anasıyla Meryem başıma üşüştüler. Nereden buldun bu çocuğu diye. Ben de cami avlusundan buldum dedim abi. Yeminle böyle. İyi o zaman. Şimdi kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin. Size güzel bir hikaye anlatacağım. Hikaye mi? Hikaye derken abi. Evet. Hikaye. Ömer'in gerçek ailesinin hikayesi. Şimdi kulaklarınızı açın ve beni dinleyin. Bu anlatacaklarımı ezberleyeceksiniz. Şimdi dinleyin. Melis'in nerede olduğunu öğrendiğimize göre ben de artık gönül rahatlığıyla şirkete gidebilirim. Yalnız sen burada kal. Tamam mı? Yani gelir falan. Tamam abi, görüşürüz. Ha. Yani Levent, bu arada annem bu Melis mevzuna biraz fazla takıldı. İkinizin arasında bir şey olduğunuzu sanması onu çok mutlu ediyor. Yani Zümrüt bir takı bile alacağım dedi gelinime. Geçen gün Gülnaz ablayla konuşurlarken duydum. Yani bu evde bir düğün için zamanı geldi falan dedi. Haberin olsun. Şirketin arıyorlar. Ben gecikmeden gideyim. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Niye böyle oldu? Acaba Melis benim hareketlerimden mi bir şey çıkardı? Bir de annem çıktı şimdi. Hepsi benim hatam. Aklımda Meryem'den başka kimse olmadığını, olamayacağını söylemeliydim. Bu şekilde herkes üzülecek. Bunu sadece Melis'e değil, anneme de söylemem lazım. Hatta özellikle de ona. Çok geç olmadan. Buyurun efendim. Teşekkürler. Bu eşyalar kimin zevki Allah aşkına? Nereden aldınız bunları? Baksana zevksizlik fışkırıyor. Hale bak. Hiç iyi hepsi ya. Eşyaları biz almadık babaanneciğim. Evi eşyalı tuttuk. Aa, neden? Ne gerek var? Siz niye almadınız? Malum nikah biraz aceleye gelince. Neden o kadar acele ettin oğlum? Sen de Allah aşkına yangından mal kaçırırmış gibi. Orasını da bir türlü anlamadım ya. Babaanneciğim sen niye haber vermedin ki geleceğini? Ben gelir alırdım seni. Ha, sanki ben istediğim zaman sana ulaşabiliyorum. Senin için hep iş. Bir hatırla bakalım, düşün. Sen babaanneni ne zaman aradın en son? Yorma kafanı, yorma, hatırlayamazsın çünkü çok uzun zaman oldu. Allah'tan ki bu Selim var. Çok seviyorum onu da vallahi. Bak beni buraya o getirdi. Akşam gelecek, o alıp götürecek. Ama nereye götürecek? Kendi evine. Birkaç gün orada kalacağım. Ondan sonra da beni ev cezime götürecek. Bizde kalsaydın biraz da babaanneciğim. Sizde mi? Evet. Misafir etseydik sizi. Yok. Hiç sevmedim burayı. Hiç sevmedim. İçime daral geliyor böyle. Bana sıkıntı basıyor bu evde. Kalamam burada çocuk, kalamam. Ne o? Biri mi gelecek? Evet, annem yemeğe gelecekti de. O hazırlıklar onun için ha. Maşallah. Hiç demiyorsun değil mi? Babaannem o kadar yolu tepti, geldi buraya. Ben onun için bir şeyler yapayım diye demiyorsun. Ama öyledir çocuğum, öyledir. Boşuna dememişler. Erkek evlat evlenince ele karışır, ondan sonra da yele karışır gider. Bak işte örnek sensin. Gör. Babaanneciğim olur mu öyle şey? Biz senin geleceğini bilmiyorduk ki. Bilsek emin ol daha güzelini hazırlardık sana. Ben bir yemeklere bakayım. Bak kızım bak. Bak yemeklere bak. Ben hemen geliyorum babaanne. Ne yapacağım ben? Ya evliliğimizin sahte olduğunu anlarsa? Ayşe, babaannem böyle haber vermeden geldiği için ben senden çok özür dilerim. Biliyorum, yani seni de zor durumda bıraktım. Yok canım, olur mu öyle şey?
böyle sert görünür ama aslında özünde iyi bir insandır. Dili sivri sadece. Olsun, o büyümüş sonuçta. Ben asıl evliliğimizin sahte olduğunu anlayacak diye korkuyorum. Yok canım, niye anlasın? Ya biz onun yanında dikkatli davrandığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. Merak etme. Peki, öyle diyorsan? Hem zaten gidecek. Kendi ağzıyla söyledi, sen de duydun değil mi? O yüzden bana güven, olur mu? Ben şimdi yalnız bırakmayayım, yanına geçeyim. Of Allah'ım, annemi nasıl idare edeceğim derken bir de babaanne çıktı. Allah'ım ne olur yardım et. Bugünü sağ salim atlatalım. Yok, bakamam. Hem ne hakkım var ki bakmaya? Sana ne yazdıysa yazdı. Gülnaz abla yanılıyor galiba. Baksana, dediklerinin hep tersi çıktı. İşine bak Meryem, işine bak. Odayı temizle, çık. Kıyak hikayeymiş abi. Ben size diyeyim, film senaryosu olsa reyting rekorları kırar. O kadar şahane. Yani abla, sen inandın diye hani Meryem de inanacak diye bir şey yok. İnanır, inanır. İşte o bulacağımız kadına bağlı. Yani kadın rolünü iyi oynarsa Meryem inanır. Çünkü Meryem bizim gibi değil. O vicdanlı, merhametli birisidir. Yani kadın rolünü iyi yaparsa Meryem bu hikayeye dayanamaz. Öyle mi abla, dayanamaz değil mi? Meryem dayanamaz. Doğan, sen şimdi gidip Ömer'e benzeyen böyle kılığı kıyafeti yerinde biraz da oyunculuk yapabilen bir kadın buluyorsun bana. Tamamdır abi, o iş bende. Yalnız bak dikkat et, böyle sicili de temiz olsun. Hani olur da araştırırlarsa bir şey çıkmasın, tamam? Emrin olur patron. Ha Doğan, bak kadına iyi para vereceğiz. Yeter ki bize yamuk yapmasın. Hoş, yaparsa ne yapacağını zaten biliyorsun. Hadi. Tamamdır abi, bende. Bu sefer bu iş tamam. Konaktan önce Ömer, sonra da Meryem çıkacak. Oğlum gel buraya. Hop. Bak sen bunun tadını sevmiyorsun ama çok faydalı bir şey bu evladım, hadi. İstemem. Ama bak ben sana kaç kere anlattım. Bunu yiyenler böyle güçlü, böyle kuvvetli. Neydi o? Spider-Man gibi oluyor. Yemeyeceğim. Of. Gülnaz abla, ben yedireyim istersen. Vallahi ben uğraştım, beceremedim bir türlü. Bakalım sen ne yapacaksın Levent Bey oğlum.
Ben de bir denerim işte. İyi. Bu arada annemlere baktım, göremedim. Bir işim var, hemen geleceğim dedi ama. Tamam. Sen kaptan olmak istemiyor muydun? İstiyorum. Ama öyle kurabiye ile pastayla kaptan olunmaz ki. Senin sağlıklı şeyler de yemen lazım. Yani sağlıklı şeyler yemezsen çılgın dalgalarla nasıl boğuşacaksın? Senin güçlü olman lazım. Tamam, o zaman yerim. Hadi bakalım. Hop. Aferin sana. Bak sen şu bacaksıza. Demek kaptan olacaksın ha? Hadi gel bakalım sen şimdi benimle mutfağa da anlat bana. Kaptan olunca nerelere gideceksin? Ve artık beni de gezdirirsin değil mi? Hı? Meryem. İyisin değil mi? Bir sıkıntı yok. Aslında var. Laf dinlemiyorsun ki. Ben sana biraz dinlen demiştim. Yok öyle değil. Ben Melis Hanım'ın odasındaki bir kağıdı süpürgeyle çektim. Ama yanlışlıkla oldu. Sehpanın üzerindeydi, düşmüş. Önemli bir şey mi diye endişeleniyorum şimdi. Ben yazmıştım onu. Canını sıkmana gerek yok. Sonra da gerek kalmadı zaten. Önemli olmadığına emin misiniz? Belki özel bir şeydi. Yani özel derken önemli mi anlamında söyledim. Bu neydi şimdi? Kıskanıyor mu beni? Yoksa ben mi yanlış anladım? Ne diyorsun sen Meryem, ne yapıyorsun? Özel miymiş? Hayır, kalkıp sana ne dese ne diyeceksin? Hayır, ne önemli ne de özel. Siz öyle diyorsanız. Kesinlikle. Ekleyecek hiçbir şeyim yok. Bir isteğiniz yoksa ben gideyim. Tabii. Ay, ne yaptım ben öyle? O ne biçim soruydu? Yanlış anlamasın. Lütfen yanlış anlamasın. Ben niye dert ettiysem bu kadar? Aralarında bir şey varsa var. Sana mı kaldı? Var mı acaba bir şey? Kendine gel Meryem. Kendine gel. Üstüne vazife olmayan şeylere takılma. Sana mı kaldı? Yeter artık. Kendine gel. Neden bu kadar zorlaştırıyorsun ki Melis? Yardımın için çok sağ ol tatlım. Ne demek, her zaman canım benim. O zaman ben gideyim. Levent'in kötü haberi almasına az kaldı. Gecikmeyin.
Levent mesaj atmış. Kesin delirdi yokluğunda. Senin için çok endişelenmiştim. İyi olmana sevindim. Eve geldiğinde konuşuruz yine. Lütfen bizi bir daha böyle üzme. Melis, ne oldu? İyi misin? İyi olduğuma sevinmişmiş. Bu kadar mı yani? Ha? Hepsi bu mu? Ama ben biliyorum yapacağımı. Ben biliyorum. Bakalım o zaman da iyi olduğuna sevindim deyip geçirtirebilecek mi beni? Melis, sakin ol. O Meryem Pacuz'una da, Levent'e de hayatının şokunu yaşatacağım anne. Hayatlarının şokunu yaşatacağım. Ne zaman tanıştınız siz bu kızla Allah aşkına? Bizim hiç haberimiz olmadı. Sonra birdenbire de apar topar evlendiniz. Babaanne bir dur, bir dur. Sakin ol şimdi, hangi sorudan başlayacağımı bilemedim. Tek tek gel ya. Buyurun efendim. Aa, bu ne bu? Kahve mi? Aa, kızım bu ne biçim kahve? Ayol, köpeği falan yok. Evlenmişsin, koskocaman kadın olmuşsun. Yoksa sen ilk defa mı yapıyorsun bu kahveyi? Yok ben kapıya bakayım ben. Bak, bak. Babaanneciğim var ya işte köpük. Nerede köpük ya? Seninkine koymuş bak. Bu senin bak. Onda hiç. Becerememiş işte. Merhaba. Merhaba. Babaannem sağ olsun ziyarete gelmiş bizi. Ne iyi olmuş oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da asıl siz hoş geldiniz. Burası benim torunumun evi. Benim evim sayılır. Öyle tabii. Anneciğim şöyle geç otur istersen. Ben de yemeklerin altına bakayım tutmasın. Ben de Ayşe'ye yardım edeyim o zaman. Boşuna dememişler. Anasına bak, kızına al diye. Aman be evladım be, aman be. Ne biçim insanlarla bizi karşılaştırdın, akraba ettin be. Öf. Babaanne, ha? Bir ara gittin, ara verdin, dinlendin. Şimdi tekrar vallahi formunda döndün ha maşallah. Kaynanalık da üstüne yok. Ayşen. Güzel kızım, Bedriye Hanım biraz titiz gibi geldi sanki. Evet anneciğim, biraz öyle. Yaşlı kadın annem idare ediver oldu mu? Ne lafından geçilir ne cevap verilir. Değil mi anne? Tamam anneciğim, merak etme. İdare ediyorum. Zaten yeğeni gelip alacakmış bugün. Öyle mi? Ya aslında iyi bir kadına benziyor ama... işte kimisi ceviz gibi annem. Kabuğunu kırmadan meyvasını göremiyorsun. Sen hoş tut annem, değil mi? Tamam anneciğim. Oy, o filmi yok. Hah anne, ben de seni bekliyordum. Hayırdır oğlum? Konuşmamız gereken bir şey var. İsabet olmuş. Çünkü ben de seninle konuşmak istiyordum. Neyle ilgili? Ben bir kahve söyleyeyim, içerken konuşuruz ha. Önce beni dinlemen gerekecek anne. Meryem bize iki kahve yapar mısın kızım? Meryem? Ulviye Hanım, buyurun dalmışım kusura bakmayın. Sen iyi misin? Bize iki kahve yapıver. Levent'le salonda bekliyoruz. Tabii efendim.
Hanım, hanım bırak, bırak yardım etmeyi bırak. Allah Allah. Kız sonra üşengeç olacak. Gelin dediğin nedir Allah aşkına? Ne demek? Bütün her şeyi yapan demek. Allah Allah. Bak söylemedi deme. Doğru. Anne sen misafirsin. Geç otur ben yaparım. Tabii siz oturun. Ben yardımcı olurum. Malum hayat müşterek değil mi? Bir dakika. Sen ne işin var benim? Şu Selim'i aklımdayken telefon et, gelip beni almasın. Burada kalıyorum bu gece. Kahveler birazdan gelir. Bu arada Melis nerede? Arkadaşına kalacakmış. Aa, bugün de mi? Galiba. Onsuz evin tadı tuzu yok. Yokluğunda belli oluyor. Öyle değil mi Levent? Anne, benim sana söylemem gereken bir şey var. Seni dinleyeceğim tamam ama önce ben bir içimi dökeyim. Bu mesele günlerden beri kafamda dolaşıp duruyor. Ama bugün öğrendiklerimden sonra artık konuşmak farz oldu. Tam da düşündüğüm gibi. Mesele Melis ve ben. Anne lütfen izin ver. Bak. Ben Melis'le... Çok zaman olmuş, kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş, mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş, birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş, bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi. Bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi. Dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi. Bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi.